Biz bu hattı Ulaştırma Bakanı'na da sormuştuk. Bize bir tarih verdi ama o tarih de geçti anlaşılan. Halen inşaat sürüyor gördüğümüz kadarıyla. Burada bir tespit yapıyoruz. Ve halkın mağduriyeti var. Burası hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Nedir buradaki sıkıntı? Burası 2020 yılında ihalesi yapılıp hemen başlatılan bir proje. 2020 yılında Darıca Belediyesi bu projeyi üstlendi. Bunu 2023 yılında şöyle yaklaşım biraz. 2023 yılına kadar bitireceğini söyledi. Şu anda 2022 yılının ortasına gelmemize rağmen bu Darıca Gevde metrosunda işin bitme aşaması %26, %74'lük bir bölümü kalmış. Artık Darıca Belediyesi bu projeyi tamamlayamadı, yapamadı. Bunu Ulaştırma Bakanlığı'na devretti. Kendi ellerinde olan belediyelerde hemen Ulaştırma Bakanlığı'na devrediyorlar ama her ne hikmetse muhalefet partilerinde olan projelerde ise muhalefet partilerinin elinde olan belediyelerde ise bu tür projeleri muhalefet partilerine yüklüyorlar. Hem işi geciktirdiler hem de bu çalışmayı yürüttükleri alanlarda, ara sokaklarda, yollarda da tahribatlara yol açtılar. Yollar hep uyuk. Şöyle bakalım bir. Ara sokaklarda, ana caddelerde hep uyuk duruyorlar. Yağmur yağdığında tamamen kel oluyorlar. Evet. Evet, şöyle bir anlatalım. Burada bayağı bir yol yapım çalışması var gibi. İlerlenemeyen bir proje işte. %24. Ne kadar süredir böyle? Kaç yıldır? Bu 2020 yılında başlamış. 2022 yılındayız. Bir yurttaş olarak yaptığımız araştırmada bunun %25'lik bir, %26'lık bir bölümünün tamamlandığı, %74'lük bir bölümün hala tamamlanamadı. Yani bu 2 yılda yapılan iş buysa o zaman 2023 yılında bu nasıl bitecek? Bir darcalı olarak ben soruyorum. Bu orana göre daha yıllarca sürecek. Tabii işte bir darcalı olarak bunu soruyorum. Bu nasıl bitecek? Evet. O zamana kadar. Artı etrafındaki yollar neden bu kadar bozuk? Çalışma yaptığınız yerlerin etrafındaki yolları düzeltseler, biz de yurttaş olarak gezdiğimizde mağdur olmasak. Örneğin aşağıda da var. Aslan Çimento'nun orada, Dudev Park'ın orada aynı proje evet, devam ediyor. Evet. Orada da yine bütün yollar bozuk. Bir çalışma yürütülmüyor. Anladım. Bu anlamıyla belediyemizden şikayetçiyiz. Evet, bunun da durum tespitini yaptık. Ulaştırma Bakanlığı'na tekrar bu konuyu soracağız soru önergemizle. Biz kendisine zaten bu konuyu sormuştuk ama yerinde gelip tespit yaptığımızda maalesef bize verilen cevapların geçerli olmadığını ve vatandaşın mağdur olduğunu görüyoruz burada. Ben milletvekilimize teşekkür ediyorum bu konularla ilgilendiği için, gelip bizzat yerinde incelemelerde bulunduğu için kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz durum tespitine devam ediyoruz. Esnaflarımızdan da soracağız. Peki, kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Biz durumu tespit edelim. Esnaflarımızdan olabileceğimiz arkadaşlar varsa Darıca'da vatandaşlarımızı mağdur eden sorunlar hakkında tespitler yapıyoruz. Evet. Bakanlıklara soruyoruz. Ulaştırma ile ilgili de konuları Sayın Bakan'a sormuştum ama verdiği cevabı gelip burada ben kontrol ediyorum. Pek tatminkar bulamıyorum. Bir de sizi dinleyelim istedik. Biraz yavaş bir çalışma var onunla alakalı. Trafik sorunu var. Evet. Oluşuyor. Hatta bugün de bir düğün vardı arkadaşım. Gebze'ye çıktık. Gerçekten yani o üst taraf Marmara Bomu'nun olduğu yer. Trafik tek yönlü işliyor. Metronun hani bir an önce olması lazım yani gerçekten. Hani bitmesi lazım yani. Kavuşması lazım hizmete. Bayağı uzadı. Sıkıntı, yaşanıyor yani. Yaşanıyor değil mi? Doğru. Sizin işleri de etkiliyor mu? Ya bizim trafik sorun oluyor sadece. Yani. Burada bayağı bir daralma. Daralma söz konusu. Yani bir an önce bitse bizim için iyi olacak tabii. Yani vatandaşımız için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay günler. Teşekkür ederim. Genel mimarlık.
aşağı doğru. Evet. Bir bakalım. Dolu bir tespit edelim. Gördüğünüz gibi şöyle yolu daraltan bir trafik görüyorsunuz. Karşılıklı gidiş gelişlerde sürekli bir daralma hali olduğunu esnaf söyledi. Uzun süredir bu metro yapılmayınca tabii bu sıkıntı anlaşılan devam ediyor. Evet, gelin bakalım tespite devam edelim. TDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Eriyor. Merhaba, nasılsınız? Atillerimizle beraber sizi ziyaret edelim dedik. Burada ulaşımla ilgili sorunları tespit etmeye çalışıyoruz. Darıcan sorunları konusunda tespitlerle belli bir tarih biz bilmediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Ulaşım derseniz aslında pek toplu taşımayı ben kullanmadığım için o konuda pek şeyim yoktu. Yani burada vatandaşların mağduriyeti anlamında ne görüyorsunuz? Trafik. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, biz içeride olduğumuz için pek fazla dışarıyla bir sıkıntımız şeyimiz olmuyor ama genelde tabii ki sıkıntılar varsa da onu pek bilemiyoruz yani. Anladım. Yani bize denk gelmiyor diyebilirim. Anladım, anladım. Peki. Hayırlı işler. Sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. TDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Eriyor. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ziyaret edelim dedik size. Tamam, hoş geldiniz. Ve Darıcan'ın sorunlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Metro çalışmasını da Sayın Bakan'a sormuştuk. Ama yine de biraz gecikmeler olduğunu gördük. Sizi de bir dinleyelim istedik çevre esnafı olarak. Şu an zaten geri yaptığımız ve zaten Adliye Bakanlık özle bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Başkanım sağ olsun. Bu konuda daha hassas, daha Darıca halkı için elinden gelen bütün mücadeleyi yapıyor. Buna şahitiz. Esnaf olarak, vatandaş olarak. İnşallah Darıca'yı bitirelim. İnşallah. Peki, şimdi biraz trafik sıkıntısı oluyor, etkilemiyor musunuz? Yok, burada bütün diğer yerlerde bu sorunla karşılan şey görüyoruz. Etrafında olanlara geçecek sorun olduğunu zannetmiyorum. Vatandaşlarımız için 2 yılı bu bulmuş ama biraz gecikme var. Değil mi? Gecikme var yani.
Tabii ki kademe kademe ilerliyor zaten şeyler, metro inşaatları. İşte ben buraya da en kısa sürede son bulurum. İnşallah, umarız. Peki. Hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederiz. Aşağı doğru daha fazla bir tane fotoğraf çekebilir miyiz? Olur. Bu da mı Metro'nun şey, metro hattında sıkıntı var. Herhalde geçmişte var. Da zaten oturan kitle şey, ortası insanı. Evet. Yaptılar ama bayağı bir gözüküyor. Ne zaman yapacakları değil. Zaten çoğu insanlar da sıvar ama. Yani yapsalar güzel olur. Bayağı bekledi bu metro. Bir de gördüğünüz gibi bu yolda bayağı aksattı. Yani girişlerinde, giriş girişlerde hep sıkıntı oluyor biraz. Yani hem yolu aksattı diyorsunuz, evet. Hem de metro hattı gecikti diyorsunuz. Anladım. Ya yani işte biz de bunları bir de Ankara'ya götürelim istiyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, peki şimdi ne olur? Görüşürüz. Günler. Sayın Bekir. Biber Ağa. Nasılsınız? Allah'a sağ olun. Sağlığınız, sıhhatınız nasıl? Kolaylık olsun. Geçmiş olsun diyelim gene. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Üzüldük ama. Evet. Hayırlısı. Aynısı. Mücadeleye devam. Tabii tabii. Yani arkanızdayız. Hak mücadelesine devam. Evet. Sağ olun. Cesaretinizden dolayı da. İnsaniyetinizden dolayı da. Gerçekten çok memnunuz. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, benim gibi bir gezete kocaeliğim destekliyor. Ben tarif ediyorum. Merhaba, nasılsınız? Bir devletanın sorunları konusunda biraz dolaşıyoruz. Hani metro hattı gecikmiş, yolda biraz trafik şeyler söylemek ister misiniz? Evet, yani normalde bu yer. Evet. Şuradan sapık bir caddesi var. Oranın yolu çok kötü. Rahat 4-5 kurye hani haftada bir düşüyor ve orada bir tane kurye arkadaş hayatını kaybetti. Bir dakika, nerede? Sokollu Caddesi'nde kurye. Evet, orada da bir kurye hayatını. Yol bozukluğundan kurye düşüp hayatını kaybetti. Evet, köy yolu gibi biz de düşüyoruz. Evet, yol, bu çok önemli. Yapılmasını istiyoruz yani. Biz de o yollara baktık, çok kötü. Demek orada bir can kaybı var. Evet. Başınız sağ olsun. Metronun da gecikmesinin nedenleri var herhalde, değil mi? Evet. Yollar çok kötü. Yollar. Motorlarla hafta bir iki düşüyorum ben. Sen de motor kullanıyorsun. Motor kullanıyorum. Anladım. Tamam, bu çok önemli bir sorun. Biz yani hani arabada şu anda biraz gezdik. Tabii motorcuların sorunu açısından da bakmak lazım. Çok haklısın. Tamam, biz bunu gündem edeceğiz. Hadi, hayırlı işler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, tamam, bu kadar yeterli. Tabii. Çünkü burada çok fazla yoğun bir işleri yok.